şehrimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ağırladı. Bir dizi ziyaret ve toplu açılışa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir programı çerçevesinde ilk olarak AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma toplantısında partililerle bir araya geldi. Daha sonra organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son olarak vilayet meydanında halka seslendi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Eskişehir'e yapılan ve yapılması planlanan yatırımlardan bahsetti. Özellikle Eskişehir-Alpu-Mihalıcık yolunun 2 yıla kadar, Eskişehir-Sarıcakaya yolunun da 3 yıla kadar tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılışlar ve partisinin genişletilmiş il danışma toplantısına katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Havayoluyla Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra karayoluyla Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'ne geçerek AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bazı vatandaşlar kongre merkezi çevresi ve yol kenarlarında Türk bayraklarıyla Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreye girmeden önce kalabalık içerisindeki çocuklara çeşitli oyuncaklar verdi. Daha sonra partisinin Eskişehir'i danışma toplantısında konuşan Erdoğan, Eskişehir'de gerçekleştirecekleri toplu açılış törenleri üzerinden ana muhalefeti eleştirdi. Peki, ya bu ana muhalefet CHP, ya Eskişehir'de bunların nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Biz eserlerimizde konuşuyoruz. Onlar şimdi gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik. Ya biz buyuz işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından organize sanayi bölgesinde 52 yeni fabrikanın açılış törenine katıldı. Organize sanayi bölgesindeki törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Kandemir, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti Başkanı Zihni Çalışkan'la çok sayıda davetli yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir programı kapsamında daha sonra vilayet meydanında gerçekleştirilen, aralarında Millet Bahçesi, Yeni Eskişehir Stadyumu, İl Halk Kütüphanesi ve Şehir Hastanesi gibi toplam maliyeti 3 milyar TL'yi bulan tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Ya Allah! Bismillah! Törende konuşan ve alanı dolduran vatandaşlara seslenen Erdoğan, Eskişehir'e yapılan ve yapılması planlanan yatırımlardan bahsetti. Eskişehir-Alpu-Mihalıcık yolunu 2 yıla kadar, Eskişehir-Sarıcakaya yolunu da 3 yıla kadar tamamlayacaklarını söyledi. Beylikova ilçemizde yapımını sürdürdüğümüz millet bahçemizi %90 seviyesinde bitirdik. Odun pazarı millet bahçemizde yer seçimini bitirdik. Yapımına yakında başlıyoruz. Ulaştırmada 90 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 227 kilometre ilave ile toplamda 317 kilometreye çıkardık. İnşası süren Eskişehir Alpu Mihalıççık yolunu 2 yıla, Eskişehir Sarıcakaya yolunu ise 3 yıla kadar tamamlıyoruz. Eskişehir 1. Anajet üssüne bir iltisak hattı yapmak için çalışmalara başladık. Raylı sistemlerde adeta bir üretim merkezi haline gelen Eskişehir'de milli elektrikli ana hat lokomotif imalatı projesini hayata geçiriyoruz. Üretim aşamalarının önemli bir kısmı başlayan bu projeyle ülkemizin elektrikli lokomotif imalatında dışarıya bağımlılığını büyük ölçüde azaltmayı hedefliyoruz.
Bir başka projemizde raylı taşıtlarda kullanılan yeni nesil 8 silindirli dizel motor üretimini Eskişehir'de başlatmaktır. Lisansı ülkemize ait özgün bu motorun üretimiyle inşallah lokomotif, enerji sektörü ve marine motor ihtiyaçlarını kendimiz karşılayabileceğiz.